Telafi eğitime ilişkin ayrıntılar da merak konusu. Okulların ne zaman yüz yüze eğitime geçeceği, uzaktan eğitimle geçen bu eğitim öğretim döneminin telafisinin nasıl olacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız dedi. Sınıflarını alıyoruz. Eğitimde telafi başlıyor. Net çerçeve Haziran ortasında açıklanacak. Telafi eğitim zorunlu değil, isteğe bağlı olacak. Haftanın bazı günlerinde okula gidilecek. Hadi iyi dersler çocuklar. Koronavirüs salgınının seyri ve salgınla mücadele konuşulurken gündeme gelen en önemli konulardan biri de eğitim. Okul öncesi özel eğitim merkezleriyle 8 ve 12. sınıflar 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçti. Diğer kademelerde 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitim sürüyor. Okullarsa 2 Temmuz tarihinde kapanacak. Peki salgın sürecinde aksayan eğitim faaliyetleri nasıl telafi edilecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Eğitimde telafi başlıyor etiketiyle Haziran ayını işaret etti. Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak. Peki telafi eğitimi nasıl olacak? Bakan Selçuk telafi programı için ekrandan uzaklaşacağımız, sosyal duygusal alanda iyileşeceğimiz ve fiziksel olarak aktif olacağımız, katılımınızın ihtiyacınıza ve isteğinize bağlı olacağı ve eğlenerek öğreneceğiniz bir program ifadelerini kullandı. Resmi açıklamanın Haziran ayı ortasında gelmesi bekleniyor. Beklenti telafi eğitimine ağırlıklı olarak ortaokul ve lise öğrencilerinin gitmesi. Her gün değil haftanın bazı günleri okula gidilmesi söz konusu. Üstelik telafi eğitim zorunlu olmayacak. Öğrencilerin isteğe bağlı gitmesi bekleniyor. Telafi eğitimle ilgili teknik çalışmalar sürerken yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarıyla da telafi eğitim süreciyle ilgili bakanlık yetkilileri görüşmelerini sürdürüyor.